Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP listelerinden aday olması günlerdir tartışma konusuydu. Ergin, Habertürk'ün konuğu oldu. Merak edilen tüm sorulara yanıt verdi. Geçmişte bir görüşmemiz olmuş olabilir. Geçmişte çok eski. Görüştüğümüz insanlar değil, yaptığımız işlere bakmak lazım. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'le görüştünüz mü sorusuna böyle yanıt verdi. Siyasetçilerin geniş görüşme yelpazesi vardır ama doğrudan görüşmem yok dedi. Hatay'ı tanıtmak üzere gitmiş idik. O esnada bir temas oldu ama... Pensilvanya'da tabii, oldu. Tabii. Kaç yılında efendim? 2004-2005 olabilir yani. Kalabalık bir heyet. Kalabalık, tek değil. Tabii ki yani. Öyle bir turistik ziyaret gibi gelip geçildi. AK Parti'nin eski adalet bakanlarından Sadullah Ergin, CHP'nin Ankara aday listesinde yer almasıyla son günlerin en çok tartışılan ismi. Ergenekon kumpası ve FETÖ kadrolaşması iddiaları üzerinden tepkilere hedef olmuştu. Sadullah Ergin Adalet Bakanlığı'na geldi, orayı kadrolaştırdı gibi bir söylem ya da algı da var. Oysa ben Adalet Bakanı olduğum gün bakanlıkta bulunan mevcut kadrolar, o günkü ünvanlı kadroların önemli bir kısmı yargılandı. Yargılanmayanlar da vardı. Ama onlar ben geldiğimde orada bulduğum kadroydu. Bıraktığım kadrolar bugün hepsi devletin en üst katındalar. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Habertürk'ün konuğuydu. Aday listesine nasıl girdiğini anlattı. CHP'ye yönelik seçmen tepkisine itiraz etti. Onlar yer belirliyor. Biz o yerlere uygun arkadaşlarımızdan tespit yapıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin herhangi bir eleştirilecek boyutu yok burada yani. Deva Partisi lideri Ali Babacan da ön yargıları ve hatalı ezberleri bırakıp birbirimizi dinleyerek ve birleşe birleşe kazanacağımıza inanıyorum paylaşım yaptı.